Açalım mı? Başlayalım. Başlayalım mı? Basınımızın çok değerli temsilcileri. Öncelikle hoş geldiniz ve hepinizi saygıyla selamlıyorum üyelerimiz adına. Son günlerde yaşadığımız çok ciddi sorunlarımız var. Özellikle dolarla ekonomimizi çökertme operasyonu 15 Temmuz'un yeni bir versiyonudur. Türkiye'nin büyümesinden, güçlenmesinden, dik duruşundan, ABD'nin bölgedeki sömürü planlarını bozuyor olmasından rahatsız olanların operasyonu olduğu aşikardır. Dolayısıyla Türkiye'ye açılmış bir savaştır. Biz esnaf ve sanatkarlar olarak bu savaşta malımız ile, canımız ile devletimizin yanındayız. Alışverişlerin yavaşlaması, nakit akışının bozulması, esnafımızın gelir ve gider dengesini bozmuştur. Alacaklarını toplayamaz duruma düşmüştür. Esnafımıza moral ve motivasyon vermek için dün yönetim kurulu ile toplanarak esnaflarımıza nasıl katkıda bulunabiliriz sorusunu istişare ettik. Yönetim kurulu ile beraber şu kararları aldık arkadaşlar. Oda olarak bir fedakarlık yapacağız. 4 ay süresince Eylül, Ekim, Kasım, Aralık oda üyelerimizden muhasebe ücreti ve tasdik ücreti almayacağız. Bunlar ne kadar? Bunun maddi karşılığı 50 bin TL. Bu gelirimizi rezerv kaynağımızdan karşılayacağız. 2. Büyükşehir ve ilçe belediyelerden iş yeri açma ruhsat ücreti, tabela vergisi ücreti vesaire ücretlerden %50 indirim talep edeceğiz. Yazılı olarak bu taleplerimizi yapacağız. Hemen bayram sonrası bu girişimlerimizi gerçekleştireceğiz. 3. Cumhurbaşkanımızdan randevu isteyerek esnaf girişimcilerin girişimcilik ruhunu yok eden ulusal zincirlere bir sınırlama, bir kural getirilmesini talep edeceğiz. Gıda dışı ürünlerin satışının yasaklanması gibi, çalışma saatlerinin düzenlenmesi gibi ve mesafe konmasını isteyeceğiz. 3-4 özellikle basit usul vergi hatlarının yükseltilmesini bizi yönetenlerden, parlamentodan, milletvekillerimizden, cumhurbaşkanımızdan özellikle isteyeceğiz. Bu belki birçok esnafı ilgilendirmeyen bir konu ancak bizim oda üyelerimizden köydeki bakkal dahi sigara satışından dolayı birinci sınıf deftere tabi olur. Birinci sınıf deftere tabi olması demek yılda 7 ile 8 milyar lira civarında ekstra bir vergi ve gider oluşturuyor. Sadece sigara satışından dolayı. Biliyorsunuz sigaranın tanesi 10 lira 15 lira civarında çok yüksek cirolar tutuyor ve daha 6. ayda belirlenmiş olan hatları doldurduğu için normal deftere bile geçmiyor. Direkt birinci sınıf tüccar konumuna geçiyor. Bir baksanız dükkanına sattığı sadece sigara, ciklet, çikolata, meşrubat, dondurma bunlar. Onun için özellikle gıda ve alkolde, gıda, sigara, alkol gibi konularda hatların yükseltilmesini isteyeceğiz. Bu hatlerle esnaflarımız baş edemiyor, dükkanlarını kapatmak zorunda kalıyor. 5.'si olarak da dolara endeksli kiraların TL'ye dönüştürülmesini istiyoruz. Dolara endeksli birçok esnaf arkadaşımız kiralarda duruyor. Kiralarını ödeyemez duruma gelmişler. Yeni açılan yerlerde de hep dolar olarak konuşuluyor kiralar. Kiraların TL'ye dönüştürülmesini istiyoruz. Evet. Öyle bir zamana geldik ki global düşünüp
yerel davranma zamanı gelmiştir diyoruz. Yerel değerlerimizi, bakkalımızı, kasabımızı, tuhafiyecimizi alışveriş yaparak destekleyelim. Esnaf ve sanatkar her türlü savaşta en önde yerini almıştır. Birlik ve beraberlik içerisinde geleceğimizi inşa edelim. Şimdi nitelikli çalışma ve üretme zamanı. Hayat insanı ya çekiç yapar ya da örs. Sen çekiç olmak için çalış. Üşenme, erteleme, vazgeçme, kalk ve yapmaya başla. Saygıyla selamlıyorum hepinizi. Çok teşekkür ediyorum katılımınızdan dolayı.